Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba arkadaşlar. Hayırlı günler. Bugün soğan dolması yapacağız. Soğan dolmasının tarifini vereceğim inşallah Allah'ın izniyle. Soğanın kökünü aldım. Soğanı öyle kenarda yavaş bir tencereye çektim. Soyuyorum. Soğan soydum. Soğanın kökünü aldım. Soğanın kapağını almıyorum. Çünkü soğanın kapağını alınca dağılıyor soğan. Fazlasını alıyorum. Buranı kesmiyorum. Buranı kesince soğan dağılacak. Bir de soğanı böyle bir cizik açacağım. Şekilde. Şimdi bunu yapacağım. Sıcak suyun içine bırakacağım ki bunu dolma için birbirinden ayırması için yaptım bunu. Bir tane daha yapıyorum. Burası çok önemli. Bu fındıklası burada zaten. Soğan dolmasını yaptığınız zaman burasını almıyorsunuz kapağını. Kapak kesinlikle kesilmiyor. Sadece kökünü kesiliyor. Bir tane de ortaya basıyorsun, kesiyorum böyle. Sıcak suyun içine atacağız. Tek tek çıkartacağız. Soğanları tek tek sıcak suyun içine atıyorum. Kaynar suyun içine atıyorum. Yaprakları haşladığım gibi soğanları haşlıyoruz. Adıyaman'a ait bir yemektir bu. Adıyaman'ın soğan dolması. Biraz kaynasın, soğanlar ağzının suyun içinde açılacak. Ondan sonra çıkartacağım kepkinini. Hazırlıklarımızı yapıyoruz. Sarımsaklarımızı soyuyoruz. Sarımsaklarımı doğruyorum. Soğanlar kaynarken biz iç malzemesine geçiyoruz. Maydanozumu doğruyorum. İki tane soğan doğrayacağım iç malzemesi için. 1 kilogram yıkanmış pirincim var. 1 yemek kaşığı salça katıyorum. Domates salçası. 1 yemek kaşığı biber salçası katıyorum. 1 yemek kaşığı kırmızı pul biberi katıyorum. 1 tatlı kaşığı toz biberi kattım. 2 yemek kaşığı istot katıyorum. Urfa istotu. 1 yemek kaşığı nane katıyorum. Kuru nane. 1 kilogram tavuk etim var. Tavuk gözleri elde doğradım. 1 kilogram tavuk attım. 1 çay kaşığı karabiber katıyorum. 1 çay kaşığı kimyon katıyorum. 1 yemek kaşığı dolu tuz katıyorum. 1 büyük düble bardak sulu yağ katıyorum. 1 büyük baş sarımsak doğradım, onu katıyorum. 2 büyük baş soğan doğradım, onu katıyorum. 1 demet maydanoz doğradım, onu katıyorum. İç harcın malzemelerim bu kadar. Karıştıralım. 1 su bardağı kadar sımak suyu içine ilave ediyoruz. İç harcımız hazır. Üzüm yapraklarımızı tencerenin altına düzeltiyorum. Çünkü soğan dolmasının altına üzüm yapraklarını sermesi lazım ki tat versin. Bütün soğan dolmaların altına serilir. Hem üstüne hem altına seriliyor. Tencerenin altını serdim. Haşlamış soğanlarımızı çıkardık. Tahtanın üstüne dizdim. Şimdi onları yaprak yaprak ayıracağım birbirinizden. Bu şekilde açılmış ağızları. Kendi kendine çıkıyor. Bakın arkadaşlar, çok kolay, çok basit. Çıkartıyorum. Yaprak bu şekil. Tabağa aldım. Bir tane daha çıkartıyorum. Ayırdım bizde. Yaprakları ayırdım, bir tabağa koydum. Soğan dolmamı dolduruyorum. Elden dolduruyorum. Soğan dolması. Tencereye yendirdim.
şekilde. Çok kolay, çok basit. Dişini çıkarttığımız soğanları dolduruyoruz. Tencereye yerleştiriyoruz. Aynı patlıcan dolması gibi oluyor. Soğan dolmamızı tencereye dizdik. Üzerine bir su bardağı kadar sımak suyu ekliyoruz. Çünkü sımak soğana çok güzel yakışıyor, çok da güzel tat veriyor. Üstünü yapraklarla süslüyorum. Bu yaprakların maksadı nedir? Yapraklar da tat versin. Yaprakların tadı soğanlara verirken birbirinize yakışıyor, birbirinize çok tat veriyor. Çok güzel bir aroma çıkıyor ortaya. Çok güzel, lezzetli oluyor. 2 bardak sıcak su ekliyorum. Kaynamış su kettle'de kaynattım. Yeterlidir. Kapağı kapattım. Kaynamaya bıraktım. Ben şimdi sosuna geçiyorum. 5 diş sarımsak doğradım. 1 fincan da sulu yağ kattım. 1 kaşık domates salçası, 1 kaşık biber salçası kattım. Yarım çay kaşığı kemiğin ilave ediyorum. Yarım çay kaşığı karabiber ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı nane ilave ediyorum. Sosunu kızartıyoruz. Küçük bir tuz ilave ettim. İçine sıcak su ilave ediyorum. Sosumu da kaynamaya bıraktım. İyice kaynasın. Soğan dolmamız üstü. Soğan dolmamın kapağını açıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. 50-60 dakikada ancamıştım. Bismillahirrahmanirrahim. Tabağın altına sos ekliyorum. Servisimin üstüne yoğurt alıyorum. Üzerine tekrar sos gezdiriyorum. Harika oldu. Allah'a emanet olun.